Sayın Kaya buyurun. Sayın Başkanım teşekkür ederim. Değerli Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, bizim için bilinen ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki milletvekili arkadaşlarımız için sürpriz olur mu bilmem. Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak %35'e çıkarttı. Hani Nas'ın olduğu yerde bize laf söylemek düşmezdi. Hani bu kardeşiniz iktidarda olduğu müddetçe göreceksiniz faizler yükselmeyecek, düşecekti. Hani faizlerin düşmesiyle beraber enflasyon düşecekti. Hani siz faizle mücadeleyi iktidar mücadelenizin merkezine koyacaktınız. Daha 21 Nisan 2023 tarihinde, yani 28 Mayıs'tan bir ay önce seçim atmosferi sırasında Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki iktidarda olduğumuz sürece faizi yükseltmeyeceğiz. Göreceksiniz bu kardeşiniz iktidarda olduğu müddetçe faiz yükselmeyecek, devamlı düşecek. Göreceksiniz faiz düşünce enflasyon da yükselecek. Peki biz bu kardeşimizin neyine güvenelim? Sadece bir ay sonra yeniden bu millet sana 5 yıl süre verdi ve siz de seçim meydanlarında bu kardeşinize güvenin faizi artırmayacağız dediğiniz zaman politika faizi %8,5'tu. Ardından ilk hamlede %15'e çıkardınız. Yetmedi %17,5'a çıkardınız. Yetmedi %25'e çıkardınız. Yetmedi %30'a çıkardınız. Yetmedi bu ay %35'e çıkardınız. Ve Merkez Bankası Para Politikası Kurulu açıklamış olduğu bülteninde görebildiğimiz kadarıyla bu yukarıya doğru hızla bir şekilde devam edecek. Siz bu ülkenin kaynaklarını faize yatırarak mı NAS'la mücadele edeceksiniz? Siz bu ülkenin kaynaklarını bir avuç rantiyeciye aktararak mı ekonomiyi düzelteceksiniz? Ve siz NAS'ın olduğu yerde NAS'a muhalefet ederek hem NAS'a hem de insana ihanet etmeye devam mı edeceksiniz? Dolayısıyla biz sizin neyinize güvenelim? Hangi verdiğiniz sözü, hangi verdiğiniz taahhüdü dikkate alıp size uygun bir şekilde size kanıp hareket edelim. Sayın Naci Ağbal Mart 2021'de Merkez Bankası Başkanı iken politika faizi %17 idi, %19'a çıkardı diye cezalandırıldı. Kademeli olarak bütün ekonomik kurallara ve ortaya koymuş olduğunuz bir ekonomik model olmamasına rağmen faizi %8,5'a düşürdünüz. Ama kredi teşvikleri adı altında, kur korumalı mevduat programı adı altında ve yine özellikle kredi borcu olanların TL, döviz borçlarını TL'ye döndürerek bir sermaye transferi yaptınız. Aslında evet siz bilinçli olarak bu faizleri düşürdünüz. Ama faizleri düşürürken bu millete hizmet etmek için değil, size yakın bir avuç iş adamına hizmet etmek için bu faizleri düşürdünüz. Dolayısıyla bu 2 yılda Mart 2021'den bugüne kadar bu 2 yıllık süreç içerisinde sizin kimin cebine ne kadar para aktardığınız elbette Merkez Bankası kayıtlarında mevcut. Bugün şeffaflık ve denetime önem vermediğiniz için bu paraların hesabının sorulmayacağını zannediyor olabilirsiniz. Ama emin olun bu devlet, bu kayıtlar evet belki bir süre erteler ama asla ihmal etmez. Kimlerle iş tuttunuz, arka kapılardan dolar satarak neler yaptınız ve faizi %8,5'a düşürüp daha sonra süratli bir şekilde %35'e yükseltirken kimlerin cebine ne paralar aktardığınızı bu millet mutlaka hesabını soracak. Ve siz bugün faizi en fazla kaynak aktaran iktidar durumuna düştünüz. Bakın Türkiye İşçi Sendikası'nın yoksulluk sınırı 43.433, en düşük memur maaşı 22.000, asgari ücret 11.400, emekli maaşı 7.500 TL. Allah'tan korkmak lazım, kuldan utanmak lazım. 43.000 TL yoksulluk sınırının olduğu bir yerde memurunuz 22.000 lira, asgari ücretiniz 11.000 lira, emekliniz 7.500 lira alıyorsa sizin gece gözünüze bir damla uyku girmemesi gerekiyor. Ama görüyoruz ki siz sadece para politikalarıyla bir an önce sıcak parayı bu ülkeye getirmek için kapı kapı ülke ülke dolaşıyorsunuz. Evet bir ülkenin savunma sanayi bağımsızlığı için çok önemlidir. Ama ondan daha da önemli olan bir ülkenin ekonomik bağımsızlığıdır. 1 Mart tezkeresi sırasında kendi milletvekillerinize dönerek bakın bu 1 Mart tezkeresi çıkmazsa bir ay sonra maaş bulamayız. Ne konuşuyorsunuz diye kendi milletvekillerinizi azarlıyordunuz. Bugün küresel ve bölgesel çatışmaların bu kadar yoğun olduğu bir yerde
ekonomi son derece önemlidir. Dolayısıyla milli beka meselemiz olan bu ekonomiyi artık masaya yatırmamız lazım. Din de, vatan da, bayrak da bunları örtmeyi değil, bunları konuşmayı gerektiriyor diyorum.